Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Die Sprachen, yani diller. Hazırsanız dersimiz başlasın. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, önceki dersimizde ülkeleri ve ne yapmıştık? Milletleri görmüştük. Bu dersimizde ülkeler ve dilleri, yani diğer ismiyle lisanları inceliyor olacağız. Öncelikle ülke diyecek olursak Almanca'da tekil olarak Das Land diyoruz arkadaşlar. Das Land ülke demek. Die Länder ülkeler. Die Länder ülkeler. Dil ya da diğer adıyla lisan diyecek olursak tekil olarak Die Sprache. Çoğul olarak baktığımızda yani diller, lisanlar diyecek olursak Die Sprachen dememiz gerekiyor. Dilerseniz şimdi ülkelerle başlayalım, ardından dillerle bunu pekiştirelim. Onun ardından işte falanca ülkede filanca dil konuşulmaktadır yapısını bir görelim. Öncelikle ülke ve lisanlarla başlayalım. Almanya derken ne diyorduk arkadaşlar? Almanya, Deutschland. Deutschland, Almanya. Almanca diyecek olursak Deutsch dememiz gerekiyor arkadaşlar. Demek ki Almanya Deutschland, dil olarak Almanca dediğimizde Almanca neymiş? Deutsch şeklinde ifade ediliyormuş. Fark ettiyseniz arkadaşlar dilleri baş harfini ben ufak harfle başlattım. Bu bazı kitaplarda büyük harfle başlayabiliyor. Ufak harfle başlayanlar da olabiliyor. Dolayısıyla her ikisi doğru arkadaşlar. Yani böyle ikilemde kalırsanız her ikisinin de doğru olduğunu bilin. Türkiye, güzel ülkemiz Türkiye. Evet, artikelli bir ülkeydi. Ne diyorduk Türkiye için? Die Türkei. Öyle değil mi? Die Türkei, Türkiye. Türkçe, evet güzel Türkçe diyorum sürekli. Türkçemiz çünkü çok çok güzel olduğu için. Değil mi? Demek ki Türkçe Türkisch şeklinde ifade ediliyormuş. Türkisch demek ki Türkçe. Türkiye'de neydi arkadaşlar? Die Türkei. Bir sonraki ülkeye bakalım. Frankreich. Evet, hatırlayacak olursanız önceki dersimizde görmüştük bu ülkeyi de. Neydi Frankreich? Fransa. Öyle değil mi? Fransızca diyecek olursak arkadaşlar Französisch. Demek ki Fransa Frankreich, Fransızca Französisch demekmiş. Italien. Italien. Anlaşılacağı üzere İtalya demek değil mi? İtalyanca diyecek olursak Italienisch. Demek ki Italienisch, İtalyanca, İtalya, İtalyan demekmiş. Spanien, Spanien, İspanya demek arkadaşlar. Spanien, İspanya, İspanyolca, Spanisch. Demek ki Spanisch, İspanyolca demekmiş. Japan, Japan, Japonya, Japonca diyeceğim şimdi, Japanisch, Japanisch, Japonca neymiş demek ki, Japanisch demekmiş. China, China, evet, Çin demek, Çince diyecek olursak, Chinesisch, Chinesisch demiş oluyoruz. Yunanistan, evet komşu ülkemiz Yunanistan, Griechenland, Griechenland demek ki Yunanistan demek. Yunanca, Griechisch, Griechisch Yunanca demekmiş. England, England, İngiltere, England, İngilizce, English, English demek ki İngilizce, English demekmiş. Russland, Russland, Rusya demek ki neymiş arkadaşlar? Russland demekmiş. Russisch, Russisch, bu Rusça demek arkadaşlar. Demek ki Russisch, Rusça demekmiş. Dilerseniz şöyle bir toparlayalım arkadaşlar. Demek ki Deutschland neymiş? Almanya demekmiş. Almanca Deutsch. Demek ki Almanya Deutschland, Almanca Deutsch. Türkiye Die Türkei, Die Türkei Türkiye, Türkçe
Türkisch, Türkisch. Fransa, Frankreich, Frankreich. Fransızca, Französisch, Französisch. İtalya neymiş arkadaşlar? Italian, Italian. İtalyanca, Italienisch, Italienisch. İspanya neymiş arkadaşlar? Spanien, Spanien. İspanyolca, Spanish, Spanish. Japonya neymiş? Japan, Japan. Japonca, Japanish, Japanish. Çin, China, China. Çince, Chinesisch, Chinesisch. Yunanistan, Griechenland, Griechenland. Yunanca, Griechisch, Griechisch. İngiltere, England, England. İngilizce, English, English. Russland neymiş? Rusça, Russland, Rusça. Ve düzeltiyorum, Rusya, Russland değil mi? Rusça diyecek olursak tabii ki ne diyeceğiz? Russisch diyeceğiz değil mi? Arada dilimiz sürçebiliyor arkadaşlar, kusura bakmayın. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Deutschland, Deutschland, Deutsch, Deutsch. Die Türkei, die Türkei. Türkisch, Türkisch. Frankreich, Frankreich. Französisch, Französisch. Italien, Italien. Italienisch, Italienisch. Spanien, Spanien. Spanisch, Spanisch. Japan, Japan. Japanisch, Japanisch. China, China. Chinesisch, Chinesisch. Griechenland, Griechenland. Griechisch, Griechisch. England, England. Englisch, Englisch. Russland, Russland. Russisch, Russisch. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduklarımızı cümle içinde kullanalım. Öncelikle lisanlar ya da diğer ismiyle diller konusu söz konusu olduğundan dolayı konuşmak fiilini öncelikle bir çekimleyelim. Konuşmak fiili sprechen arkadaşlar düzensiz fiiller kapsamında. Hatırlarsanız düzensiz fiillerde belli başlı örnekler vermiştik. Hatta birçok dersimde şunu söylüyorum, onun altını çiziyorum. Buradaki ders bitmiş değil. Sonraki derslerimizde mutlaka bunu görüyor olacağız. Başka formlarda, başka konularla ne yapıyor olacağız? Pekiştiriyor olacağız demiştim. Hala diyorum. Dolayısıyla burada şimdi arkadaşlar sprechen düzensiz fiilinin bir çekimini inceleyelim. Sprechen demek ki konuşmak demekmiş arkadaşlar. Ben konuşuyorum diyecek olursam ne diyeceğim? Ich spreche. Demek ki bu düzenli bir şekilde çekimleniyor. Ancak düzensiz fiillerde arkadaşlar ikinci tekil ve üçüncü tekilde vokal değişikliğine gidiliyor. Şurada olduğu gibi. Du ne olmuş arkadaşlar? Du sprichst. Oradaki e düşmüş ve yerine ne almış arkadaşlar? I almış. Bunu kırmızıyla gösterdim. Demek ki du sprichst, sen konuşuyorsun demiş oluyoruz arkadaşlar. Er, sie, es. Burada bir de man var arkadaşlar. Buradaki man şu anlama geliyor. Bir genelleme yaptığımda man öğesini kullanmış oluyorum. Burada herhangi bir kadın, erkek ayrımı gözetmeksizin genelleme yaptığımda söz gelimi, zaten birazdan cümleler içerisinde görüyor olacaksınız bunları. Ne demek istediğimi orada zaten ayrıntılı anlıyor olacaksınız. Dediğim gibi bir genelleme söz konusu olduğunda man kullanılıyor. Bakın burada da ne olmuş?
spricht. Demek ki er, sie, es, man ne oluyormuş? Spricht ile anılıyormuş demek ki. O konuşuyor anlamına gelmiş oluyor. Biz konuşuyoruz derken arkadaşlar burada gene mastarda kalıyor. Wir sprechen demek ki biz konuşuyoruz. Ne demekmiş? Wir sprechen. Sizler konuşuyorsunuz derken ihr ne anlama geliyordu ihr arkadaşlar? Ihr karşımda iki ve daha fazla insan varsa yani bir grup insan varsa ne diyorum? Ihr diyorum. Bu da nasıl çekimleniyor demek ki? Ihr sprecht. Bakın olağan bir şekilde çekimleniyor. Ihr sprecht. Sie, sie. Evet. Baş harf sie büyük başlıyorsa şayet bu ne demekti? Nezaket formu, saygı formu. Yani ne olabilir? Bu benim amirim olabilir, müdürüm olabilir, yeni tanıştığım birisi olabilir. Değil mi? Demek ki nezaket formu dediğimiz sie formu ya da onlar sie ne oluyormuş? Sprechen şeklinde kalıyor. Yani mastarda kalmış oluyor. Dilerseniz bunları bir toparlayalım. Demek ki ben konuşuyorum derken ich spreche, sen konuşuyor derken ne diyecekmişiz? Sen konuşuyorsun derken du sprichst, o konuşuyor. Üçüncü tekildeki o ne oluyordu? Bir erkek için er, bir kadın için sie, das artikelli bir durumda is ya da genelleme yapılırken demek ki man. Değil mi? Ne yapılacakmış demek ki? Bu hallerde spricht kullanılacakmış. Biz konuşuyoruz derken wir sprechen. Demek ki biz konuşuyoruz derken wir sprechen. Sizler konuşuyorsunuz derken ihr sprecht. Nezaket formu ya da onlar derken de sie sprechen, sie sprechen demiş oluyoruz. Düzensiz fiilleri arkadaşlar mutlaka ben yukarıda belirttiğim gibi ünlem işaretiyle ifade ediyorum. Dolayısıyla buradan ne anlamalıyız? Burada bir düzensizlik söz konusunun olduğunu anlamalıyız. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich spreche. Ich spreche. Du sprichst. Du sprichst. Er spricht. Sie spricht. Es spricht. Man spricht. Wir sprechen. Wir sprechen. Ihr sprecht. Ihr sprecht. Sie sprechen. Sie sprechen. Soru cümlemizle başlayalım isterseniz arkadaşlar. Was spricht man in der Türkei? Sorusunu görüyoruz. Was spricht man? Evet az önce ne dedik arkadaşlar sprechen için? Konuşmak dedik değil mi? Dolayısıyla man üçüncü tekilde bir genelleme yapıldığında kullanılıyordu. Öyle değil mi? Was neydi? Ne demek? Öyle değil mi? Was spricht man? Ne konuşulur? Nerede? In der Türkei. Türkiye'de hangi dil konuşulur, ne konuşulur anlamına geliyor. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar demek ki ben man'a göre çekimleyeceğim. Dolayısıyla ne olacak bu? Düzensizlikten dolayı i'ye dönüşecek ve spricht olacak. Şimdi buraya baktığımızda Türkiye, güzel ülkemiz Türkiye'nin artikeli neydi? Die Türkei şeklinde ifade ediliyordu öyle değil mi? Hatırlayacak olursanız ben Türkiye'den geliyorum dediğimde ne diyorduk? Ich komme aus der Türkei diyorduk. Öyle değil mi? Burada bir dönüşüm vardı. Burada da aynı şey söz konusu arkadaşlar. Dolayısıyla in der Türkei deniliyor. Türkiye'de ne konuşuluyor derken yani bir lisan söz konusu değil mi? Hangi lisan, hangi dil konuşuluyor anlamına gelen was spricht man in der Türkei demek ki Almanca karşılığı buymuş. Ne diyeceğiz? Türkiye'de Türkçe konuşulur. Şimdi bir genelleme yapacağım için ne yapmam gerekiyor? Man ifadesini koymam gerekiyor. Bu durumda man ne olacak arkadaşlar? Spricht ile anılacak. Bu durumda man spricht in der Türkei Türkisch. Türkiye'de Türkçe konuşulur demiş oluyoruz. Demek ki man spricht in der Türkei Türkisch demiş oluyoruz arkadaşlar. Toparlayacak olursak demek ki Türkiye'de ne konuşulur? Was spricht man in der Türkei? Türkiye'de Türkçe konuşulur.
Man spricht in der Türkei Türkisch. Arkadaşlar, Almanca'da eylemler her zaman ikinci pozisyonda olmak durumunda. Tıpkı güzel Türkçemizde biz ne yapıyoruz? Eylemimizi cümlenin neresine atıyoruz? Sonuna atıyoruz. Öyle değil mi? Ancak Almanca'da her zaman ikinci pozisyonda olmak durumunda. Ben diğer öğelerle dilediğim gibi yer değiştirebilirim, dilediğim gibi oynayabilirim. Yani şöyle de diyebilirdik. Bu in der Türkei yapısını cümlenin başına da taşıyabilirdim. Bu durumda in der Türkei spricht man Türkisch. Bunu da pekala söyleyebilirdim. Sonraki soruya bakalım arkadaşlar. Was spricht man in Deutschland? Evet, Deutschland neydi? Almanya. Almanya'da ne konuşulur? Was spricht man in Deutschland? Evet, Almanya'da Almanca konuşulur. Şimdi bakın, az önceki söylemiş olduğum gibi, bakın cümlemiz neyle başlamış? In Deutschland ile başlamış. In Deutschland spricht man Deutsch. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Almanya'da Almanca konuşulur. Cümlesinde ne olmuş? In Deutschland ile başlayan bir cümle ve fiilim nerede? İkinci pozisyonda. Dolayısıyla in Deutschland spricht man Deutsch. Ben bu cümleyi şu şekilde de ifade edebilirdim. Man spricht in Deutschland Deutsch da diyebilirdim. Dolayısıyla dilediğim gibi ne yapıyormuşuz? Oynayabiliyormuşuz. Yeter ki ikinci pozisyonda fiilimiz olsun. Değil mi? Dilerseniz burayı da bir tekrarlayalım. Demek ki Almanya'da ne konuşulur? Was spricht man in Deutschland sorusuymuş. Değil mi? Almanya'da Almanca konuşulur derken in Deutschland spricht man Deutsch dememiz gerekiyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Was spricht man in der Türkei? Was spricht man in der Türkei? Man spricht in der Türkei Türkisch. Man spricht in der Türkei Türkisch. Was spricht man in Deutschland? Was spricht man in Deutschland? In Deutschland spricht man Deutsch. In Deutschland spricht man Deutsch. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde diller konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.